İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2023 yılının en büyük ikinci halka arzı gerçekleşecek. Avrupa Kent GYO'nun Başkanı Süleyman Çetinsay'a ve işlemi gerçekleştiren Ak Yatırım'ın Genel Müdürü Mert Erdoğmuş'la birlikteyiz. Süleyman Bey, öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Sizin şirketin bir farklılığı var. Sözleşmenize belli bir oranda ve yılda 3 kere temettü dağıtılacak diye madde koymuşsunuz. Bunun sebebini ve ne getirecek yatırımcıya anlatır mısınız? Yatırımcıya şöyle, yıllık kazancının %50'sini temettü olarak ayırıyor ve senede 3'e bölme kaydıyla dağıtımını yapıyor. Yurt dışında Amerika'da, Malezya'daki gayrimenkul yatırım ortaklıklarını inceledik. Bunların nasıl bir statüleri var, ne yapıyorlar diye baktığımızda yurt dışındaki gayrimenkul yatırım ortaklıkları hepsi de bir temettü dağıtıyor. Gelirini vatandaşıyla paylaşıyor. Ve bu da sözleşmesine yazılır. Biz de sözleşmemize bu %50 temettüyü yazdık. Ve bizim şirketimizin herhangi bir banka borcu yok. Ve bu gelirini de kendi içinde geliştirmek için kullanmış olacağız. Yani bir nevi siz şirketinizi bir halk şirketine dönüştürüyorsunuz. Evet, halka şirket, halk şirketi olacak, halkla paylaşacağız. Çok teşekkür ederiz. Mert Bey, 2023 borsanın 6 yılı diyebiliriz. Yani 50'den fazla halka arz var ve 8 milyonu aşkın yatırımcı var borsada fiilen. Katılımı nasıl bekliyorsunuz? İlgiyi. İlgiyi yüksek bekliyoruz. 8 milyon 350 bin katılımcı borsa yatırımcısı olduğu merkezi kayıt kuruluş verileriyle bu hafta tekrar ilan edildi. Biz ilgiyi yüksek olmasını bekliyoruz. 4 milyonun üzerinde katılım olmasını tahmin ediyoruz. Muazzam bir rakam. Evet, bekliyoruz kesinlikle. Zaten Avrupa Kent GYO'da bunu hak ediyor. Bu kadar müstesna bir şirketin halka arzında görev almaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Yan yana durmak bizim için büyük bir onur. Süleyman Bey'den süreçte bütün ekipler olarak bizler çok şey öğrendik. Kendisine de müteşekkiriz bu anlamda.